ya, işe geç kaldım. Of, neyse. Şu saçımı da bir düzelteyim, sonra gideriz ya. Boş ver. Ya düzleşmiyor hiç şu saçlarım. Hiç düzgün durmuyor. Çok kabarıyor. Sinir oluyorum ya. Gerçekten sinir oluyorum. Of. Neyse. Gideyim artık. Çok geç kaldım. Anne. Benzim. Anne yavaş ya. He? Düşecektik az kızım kalsın. Ne bileyim, çıktım. Anne. Nereye? İşe kızım. Evet, işe gidiyorum ya. Geç kaldım. Normalde saat 8'de orada olmam gerekiyordu. Saat 8.30 evet, olmuş evet. Ya. Kızım iyi sen çık. Ben sana ne diyeceğim? Babam para bıraktı, ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi Kübra ne istiyorsa alabilir. Ha, marketten alışveriş yapmam gerekiyor yani, demek istediğim. Hem de bir tane istediğini alabilirsin kızım. Al şu kağıdı. Anne bunların hiçbir benim istediğim değil ki. Bak patates, ekmek, soğan, ondan sonra domates, salatalık, başka biber, patlıcan, un. Yok artık anne ya. Üf. Ben hepsini bir nasıl de su. Getireyim? Su da al kızım. Su kalmamış evde. Anne ben bunları nasıl getireyim? Çok ağır olur ya. Hem akşam çıkışta getirebilirim ancak. Kızım getirirsin ancak. Getirirsin. Baban yardım edersen gelirken. Ha tamam anne tamam. İşten sonra alırsın işte. Tamam tamam anne, ben gidiyorum şimdi, yoksa geç kalacağım. Hadi görüşürüz, bay bay. Tamam tamam, hadi görüşürüz kızım, dikkat et. Ay benim şurada bisikletim vardı. Nerede ya? Şuraya bir yere koymuştuk. Annem nereye koydu acaba? Heh, bisikletimi aldığıma göre gidebilirim. Ay inşallah patron kızmaz ya. Vallahi bayağı geç kaldım. Ay umarım kovmaz beni. Ay ay. Yavrum ay, yavrum dur ya? Dur. Yavrum, ay of ya. Ne olur. Ne amca olur, ne yavrum. Oluyor ya, ne oluyor ya? Ya yemin ediyorum az kalsın düşecektim ya. Para mı istiyorsun, ne istiyorsun? Yardıma ihtiyacım var yavrum. Ne olursun birazcık yardım et bana. Ne yardımı ya? Of, para mı istiyorsun, ne istiyorsun? Ben senin gibi bir fakirle uğraşmak zorunda mıyım ya? Yavrum yok yok, yanlış anladım. Bir dinlesen mi acaba? Ne? Para da mı istemiyorsun yani? Ne istiyorsun o zaman ya? Vallahi seninle hiç uğraşamam. Zaten yeterince geç kaldım. Of, çekil git şuradan ya. Aman. Oy. Of, neyse ki gelmiştim. Koş koş koş. Demek öyle ha? Sen benim hakkımı yersin ha, bir şey sormak istemiştim sana. Öyle istedin, al sana cezanı bulacaksın şimdi. Benim gibi güçlü bir büyücü tarafından lanetlendin. Artık her söylediğin yalanda başına kötü şeyler gelsin. Seni lanetliyorum. Seni burada gazabıma adıyorum. Yanacaksın, göreceksin. Izdırap. Patron çok kızacak. Çıkırt. Günaydın patron. Merhaba, hoş geldin. Niye geç kaldın? Ya bir tane yaşlı bir amcayla karşılaştım. Çok yardıma ihtiyacı vardı. Ona yardım ettim de o yüzden geç kaldım. Patron ne oluyor bana ya? Saçına ne oldu? Abi, kel oldun. Bilmiyorum ki, nasıl olur? Saçın nereye kayboldu birden ya? Allah bu ne ya? Allah Allah. Virüs mü bulaştı sana? Yok hayır, ama nasıl böyle bir şey oldu anlamıyorum ya. Hiç böyle bir şey olmamıştı daha önceden. Bir anda niye gitti ya? Bilmiyorum ki. Hiç anlamadım. Kendimi çok garip hissettim birden. Böyle çalışmıyor. Sen virüs falan olmuşsun. Şimdi bize de bulaştırsın. Git eve dinlen bugün. Hadi tamam tamam o zaman, süper. Heh, gideyim bari. Ben de markete gideyim bari. Annemin istediklerini alırım. Ay ne güzel, işten de yırttım zaten de. Hiç sevmiyordum, bugün çalışmak istemiyordum. Ay burada çalışan adam da nereye gittiyse. Ah, şöyle ne alayım ne alayım. Pizza. Gerçi annem bir şeyler istemişti. Süt istemişti. Tamam. Su istemişti. Aa, hadi gel ya, bu suda niye gelmiyorsa. Neyse ya, aman. Şundan alayım. Başka başka. Ha şuradan meyve falan alayım. Tamam. Şu kasaya bakan kim ya, niye gelmiyor? Kim bakıyor kasaya? Ay ay. Efendim çok
Özür dilerim, depodaydım da kusura bakmayın. Ay sonunda gelebildin ya. Bir de seni bekleyecektik. Hemen geçineyim. Efendim, siz hasta mısınız? Ay hayır, hasta değilim. Ne alakası var ya? Ayrıca ne kadar tuttu bakayım? 7 Robux. Ay benim 5 Robux'um var. Sonra versem olur mu? Tamam efendim, bizden olsun, bizden olsun. Nasıl kazıkladım ama. ne oluyor bana? Hanımefendi, size ne oldu? Bilmiyorum ki, birdenbire böyle oldum. Ay Allah'ım, tövbe yarabbim. Efendim, siz hastasınız sanırım. Hasta mıyım? Değilim canım, ne alakası var? Neyse, ver poketimi, gideyim ben. Ay Allah Allah. Bu ne ya? Bu ne ya? Neyse, eve gideyim de bir annemle konuşayım. Ne biçim iştir ya? Böyle şey mi olur? Şu halime bak ya. Hem elbisem yok, hem saçım yok. Ya ne oluyor böyle ya? Sabah o adamı gördükten sonra her şey ters gitmeye başladı. Her şey bir garipleşmeye başladı. O adamı bulursam var ya, çok pis yapacağım. Hepsi onun yüzünden. Ah, geldim eve sonunda. Ay akşam olmak üzere ya. Neyse, annem nerede acaba? Anne! Ay aman ya, annem de nereye gitti, komşuya mı? Şunu bir bırakayım şuraya. Heh. Anne! Ay anne! Ay duymuyor, neyse. Of ya, televizyon izleyeyim, gelir birazdan. Ay ne güzel şeyler çıkmış. Şuraya bak. Ay uyku bastı vallahi ya. Bu annem de nerede? Ay anne, neredesin Ay, sen ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Anne benim, görmüyor musun kızınım? Tanımadın mı? Sen kimsin ya? Evime hırsız girmiş vallahi. Ay anne dur bak. Şey oldu. Ben sabah işe giderken bir tane adam gördüm. Ona yardım edeyim derken bir de baktım ki böyle bir garip bir şey oldu ya. Anne. Aa ne oluyor bana anne? Ay git buradan, kulaklara bak. Ay bu ne biçim kulak? Anne beni tanımıyor mu? Defol git evimden. Defol git, çabuk git evimden. Yoksa kovalayacağım seni şimdi bununla. Olamaz ya. Olamaz. Çık git. Kış. Kızım nerede benim? Olamaz. Şimdi ne yapacağım? Nereye gideceğim ya? Of. Ben neden böyle olduğunu anlayamıyorum ki. Ne yaptım ki böyle oldu? Ne yaptım ben? Ay, çok kötü yağmur yağıyor. Bir yere saklanmam gerek. Koş. Ay. Oh, burada yağmıyor. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Böyle olmasının nedenini hiç anlamıyorum. Hiçbir suçum yok benim. Olamaz. Ne oluyor bana? Hayır. Ya burnum, kulaklarım. Çok mutsuzum, çok. Zaten yağmurda sırılsıklam ol. Bu köpek de ne? Ne kadar sevimli bir köpek. Kıyamam. Yağmurda ıslanmıştır. Cebimde kalan son parayla ona mama mı alsam acaba? Çok tatlıymış. Ay ne kadar güzel bir köpeksin sen. Adın ne senin? Islandın mı cicik yok yapmış seni? Çok tatlıymış. O da benim gibi bugün evde dışarıya atıldı galiba evden. Gel başını okşayayım, gel. He? Köpeğe bak ya, oturuyor. Bu köpek biraz garip bir köpekmiş. Neyse, şöyle başını okşayayım. Cici köpek seni, cici köpek. Beni hatırladın mı? Ne oluyor be? Nereden, kim konuşuyor? Metroda mı biri var? Bakayım, hiç kimse yok. Buradayım, görmüyor musun? Köpek sen mi konuşuyorsun? Evet, benim. Ta kendisi. Nasıl olur böyle bir şey? Ya Allah'ım, şaka mı bu? Ne oluyor böyle? Beni hatırlamadın mı? Hayır. Sen sabahki evsiz adam. Evet yavrum. Evet. Bana küçücük bir yerin adresini vermemiştin. Fakat bu küçücük köpeği yağmurlu havada kollayıp sevdin. Ona sevgi verdin. Ona birazcık cebinde kalmış yemeklerden verdin. Sen gerçekten aslında iyi bir insanmışsın. Kalbinde iyilik olduğunu hala görebiliyorum. Ondan dolayı sana bir fırsat daha vermeye karar verdim.
Benim kim olduğumu merak ediyor musun bu arada? Aa, bir dakika. Bütün... Aa! Sen bir sihirbazmışsın. Ben Brokever'ın en büyük sihirbazı ve büyücüsüyüm. Burada gördüğün her şey benim elimden çıktı. O tatlı kulakların, kıllı burnun ve saçma bakışların hepsinin sorumlusu benim. Bundan sonra Brock yanında hiçbir insana kötülük etmemen şartıyla sana eski hayatını geri verebilirim. Nasıl yani? Ben de bütün gün ne oluyor diyordum. Allah'ım, her şey çok garipmiş. Yani senin gibi bir cadı böyle bir şeyler yapabiliyorsa çok sinirliyim sana. Ama ben de sana çok kötü davranmıştım sabah. Haklısın galiba. Lütfen beni düzelt. Bu şekilde yaşayamam. Bir daha yardıma ihtiyacı olan insanlar olduğunda her zaman yardım etmeyi unutma. Tamam. Bundan sonra doğru söyle. Sonucu ne olacak olursa olsun doğruyu söyle. O zaman yavaştan evine doğru geri dön. Eve döndüğünde annenle karşılaştığında bütün olayları düzgünce ona anlat ve eski haline geri dön. Şimdilik ben gidiyorum. Var mı bir isteğin? Yok, lütfen bir daha bana zarar verme. Sadece bunu istiyorum. Annene doğruları anlatırsan normale dönersin, bunu unutma. Hoşça kal. Olamaz, bu neydi ya? Bu neydi? Allah'ım, tam bir file benziyorum. İğrenç görünüyorum. Neyse, bu cadını söyle. Cadı mı artık, sihirbaz mı, her neyse. Bunun söylediklerinin aynısını yapıp düzelmem gerekiyor. Oh be, sonunda yağmur da durmuş. Koş Kübra, koş. Hemen eve gitmeliyiz. Hemen eve gitmeliyiz ve anneme gerçekleri anlatmalıyım. Bir daha da asla yalan söylemeyeceğim. Asla. Hem yalan söylemeyeceğim hem de yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edeceğim. Bu şekilde yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. Anne, neredesin? Buradaymış. Bak bak, yine geldi. Yine geldi. Anne, dinle beni, dinle. Anne, benim. Anne. Aa, kızım. Anne, aç kapıyı. Anne. Ben yalan söylediğim için çok kötü cezalandırıldım ve her yalan söyledikçe çirkinleşmeye başlamıştım. Artık asla yalan söylemeyeceğim, asla. Kızım, ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. O gelen kimdi? Anne, o da bendim, bu da benim. Anlatsam da anlamazsın, inanmazsın. Çünkü çok garip şeyler oldu. Ama şunu çok iyi anladım. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim ve asla seni kırmayacağım. Hiç kimseye de kötü davranmayacağım ve herkese yardım edeceğim. İyi kızım, iyi. İyi, sana ceza yapmışlar, iyi ki. Neyse, benim kafam çok karıştı kızım. Hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım.